Herkese yeniden merhaba. İlginç gelişmeler yaşıyoruz Türk dış politikası açısından. Dün ifade etmiştim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13 yıllık bir aradan sonra İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'i COVID-19 hastalığının geçmesi nedeniyle geçmiş olsun dileğiyle aradı ve böylece Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini yeniden tanzim etmek ve güçlendirmek için nasıl bir kararlılıkta olduğunu sergilemiş oldu. Olabilir, devletlerin aklı bizden farklı çalışabilir. Biz sadece işlerin takipçisiyiz ve muhtemel nerelere varabileceğinin analistiyiz. Onlara bakarız. Nitekim Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile sağlamış olduğu bir yumuşama çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile 5 milyar dolarlık bir swap anlaşması zemini bulması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki dolarların yani rezervindeki dolarların bir kısmını Merkez Bankası'nda açmış olduğu bir hesap üzerinde tutma kararı gibi önemli gelişmelerde yaşıyoruz. Bu aynı uygulamayı bir dönem çok zor durumdaydı ekonomisi. Mısır Merkez Bankası üzerinde de yapmıştı Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri yumuşamasının nerelere varmakta olduğuna ilişkin analizleri öne çıkartmamız gerekiyor. Çünkü zaten bu yumuşama yürüyor, devam ediyor. Yani Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bir noktalarda buluşmaya çalışıyor. Benim anladığım kadarıyla Türkiye Washington'da zor bir durumda. Joe Biden yönetimi Donald Trump yönetimi gibi çıkmadı. Donald Trump tıpkı Erdoğan ve Putin gibi kişisel ilişkilere önem veren ve açtım mı telefonu konuşan, o telefon çerçevesinde de refleks gösteren bir Amerikan başkanıydı. Golf oynarken bile Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyordu. Kendi adamlarının kitaplarından okuyoruz. Golfü bırakıyordu, alıyordu telefonu, hello falan diye başlıyorlardı konuşmaya. Ama şimdi bu böyle değil. Bırakın Amerikan Başkanı Erdoğan diyaloğunu, gördüğüm kadarıyla Amerikan Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın da Türk mevkidaşlarıyla ilişkileri hayli soğuk ve hatta çok soğuk. Bu çerçevede Türkiye anladığım kadarıyla Orta Doğu'daki Amerika'nın önem verdiği devletlerle ilişkileri ısıtmanın belki Washington'daki o lobilerin de önünü kesecek bir çalışma olduğuna inanıyor. Olabilir ama ben inanmıyorum. Yani çünkü burada karşılıklı bir güven sorunu var. Devletler arasındaki ve siyasetteki güven sorunları attığınız bir adımla iki adımla çözülecek bir durum değildir. O yüzden daima bir ayrı bir açık kapı, bir B planı, C planı ile hareket eden bir Türkiye'yi görmek isteriz karşımızda. Şimdi Orta Doğu'dan gelen son, daha doğrusu Kuzey Afrika'dan gelen son bilgi, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasının siyasi laboratuvarının Libya olduğunu ortaya koydu. Çünkü biliyorsunuz Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri 2019'dan bu yana özellikle yani Halife Hafter denilen isyancı pabucumun mareşalinin Rusya'yı, Mısır'ı, Suudi Arabistan'ı, İsrail'i ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni arkasına alarak ama esas olarak sırtını Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan ittifakına dayayarak Trablus'a gerçekleştirdiği Nisan 2019'daki bir taarruzdan söz ediyoruz. Ne oldu o dönem? Türkiye müdahale etti. Bakın Hulusi Akar, benim genel yayın yönetmeni olduğum dergiye bu konuda çok önemli açıklamalarda bulundu. M5 Türkiye Ulusal Güvenlik Savunma ve Stratejiye. Ve isimlerini saymayacağım merak edip okumanız için ama o dönemde bir tek Türkiye'ye gelmemiş meşru Trablus yönetimi 5 ülkeden yardım istemiş. 5 ülkeden.
Amerika'da var bunun içinde. Bir tek Türkiye evet demiş. Bunu da Hulusi Akar'ın bize verdiği özel demeçte göreceksiniz. Şimdi buradan yola çıkacak olursak Birleşik Arap Emirlikleri bizim Libya özelinde savaştığımız bir yer, bir yönetim. Ben ona devlet de demeyi pek şey yapmıyorum. Yani İngiltere tarafından 7 emirliğin birleştirilmesiyle beraber kurulmuş bir yapı. 1974'lerde falan işte bağımsız olmalarına izin verilmiş. Ama o gün bugündür de İngiltere ve Amerika tarafından kontrol edilen yerler buralar. Yani esasında bunların nefes alma temposunu bir de yani orası ayarlıyor. Daha adamın karısı şeye kaçtı, Londra'ya kaçtı. İngiliz hukuku emirin yani emirden bahsediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki adamdan bahsediyorum. İngiliz hukuku kaçan kadını haklı buldu. 800 milyon dolar mı ne tazminata mahkum etti emiri. Adam Londra bankalarına para yatırıyor. Böyle yani. Bu karşımızdaki unsurları anlatmak için, aşağılamak için söylemiyorum ama böyledir bunlar. Şimdi benim anlamadığım niye bu kadar hızlı hareket ettiğimiz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Trablus'taki Büyükelçisi Kenan Yılmaz gitti. Tobruk'taki meclisin başkanı ve Halife Hafter'in sağ kolu Akile Salih ile çok tatlı bir sohbet yaptı. Karşılıklı böyle ödüller falan verildi. Şimdi bu Türkiye'nin esasında Trablus yönetimi kadar doğudaki yönetimi de Hafter yönetimini de tanıdığı anlamına gelen bir davranış diplomatik açıdan. Ve sonrasında bir baktık aynı gün veya bir gün sonra 2014 yılında Trablus'taki şeyini kapatmış olan, büyükelçiliğini kapatmış olan Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Ali El Şemsi isimli diplomatını Trablus'a büyükelçi olarak atadı. O da Trablus büyükelçiliğini açtı. Yani Türk büyükelçi gitti, Halife Hafter'in adamının elini sıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni büyükelçisi de Trablus'a geldi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus El Menfi'ye güven mektubunu verdi. Şimdi tabii bu dikkat çeken bir gelişme. Son 24-48 saat içinde ve tabii bütün yorumlar şu: Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Libya'nın geleceğine ilişkin bir anlaşma içinde ve bir süreç başlattılar. Türkiye Hafter'i tanıyor, Birleşik Arap Emirlikleri de Trablus'u tanıyor. Buradan bir sonuca gidecekler gibi bir tablo ortaya çıkmış vaziyette. Şimdi Akile Salih esasında meclis başkanlığını bile tamamen tesadüfen kazanmış. Çok çapsız bir siyaset adamıdır esasında, onu biliyorum. Oradaki birkaç doğudaki birkaç aşiretin birleşmesiyle bunu bir yere doğru taşımışlar. Esasında tabii Libya için şu andaki ana problem ülkenin iddialı siyasi kadrolarının zayıflığından kaynaklanıyor. Halife Hafter bir katil. O adamın elini sıktığınız zaman Terhuna'daki öldürülmüş masum sivillerin cellatının elini sıkmış oluyorsunuz. Öyle bir durum var. Abdülhamid Dibey Bey ise zengin bir ailemizin çocuğu. Bugüne kadar siyasette hiçbir zaman güçlü bir zemini olmamıştı. Yavaş yavaş kendini buralarda ısındırmaya çalışan bir insan. Yani karşımızda 3 tane adam var. Üçü de esasında birbirinden daha vasat. Mecburen Libya ve Libya ile ilgili Türkiye veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bu üç vasat insan arasından birini seçmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri anlamda Yemen'de olsun, Libya'da olsun, her yerde olsun sergilemiş olduğu tutum ortada. Bunun bugünden yarına değişip değişmeyeceğini göreceğiz ama gördüğümüz kadarıyla pek de değişmiyor. Ve bunun bu çerçevede baktığınız zaman Ankara ile
Abu Dhabi yönetimi acaba Libya'da nasıl bir formülde buluştu? Nasıl bir ortaklık söz konusu? Bu ortaklığın içinde Mısır ve Suudi Arabistan nasıl bir pozisyonda yer alacak? Türkiye tek başına mı yer alacak, yoksa başkalarına da sofrada yer mi var? Onların ayrı ayrı konuşulması lazım ama İtalyan medyasına yansıyan bir yorumu söyleyeyim. Döndü dolaştı diyor İtalyan medyası ve bu iş yani Libya'nın geleceği Abdülhamit Dibey Bey ile yani mevcut meşru yönetimin başbakanıyla isyancı Halife Hafter'in uzlaşmasına kaldı diyor. Şimdi tabii Halife Hafter de Dibey Bey'in uzlaşması Hafter'in bütün bu kriminal geçmişinden, Trablus'a yaptığı saldırıdan, gerçekleştirmiş olduğu katliamlardan, masum insanları öldürmüş olmasından, her şeyden korunması anlamına geliyor. Elini yıkayacak. Elini yıkama telaşı içinde ve gerçekten enteresan da bir nokta bizim açımızdan. Çünkü Sirte-Cufra hattında durduk. Açık ve net konuşalım. Şimdi de Sirte-Cufra hattının doğusundaki devletlerle Libya'nın geleceğine ilişkin bir uzlaşmacı pazarlığı geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda karşımızdakiler sonuç itibariyle Arap devletleri. Arap devletlerinin zaten gerek diplomaside gerek siyasi nüfusta Türkiye'ye göre bir sıfır önde başlayan bir durumları var o coğrafyada. Yani Suriye'de de bu böyle, Libya'da da bu böyle, yarın bir gün Yemen'de de bu böyle. Yani sonuç itibariyle bir Arap devletinin yapılanmasından konuşuyoruz. O zaman Sisi, öbürleri falan filan hepsi birlikte karşımıza dikilecek anlamına geliyor. O yüzden Türkiye'nin doğuyla olan bağlantısının ne olup ne olmayacağını merakla bekliyorum. Bu arada tabii Sayın Büyükelçi Kenan Yılmaz bir şey de hatırlatmış. Geçtiğimiz yıl sonunda da söylemişti. Sayın Türk Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu da doğuyu ziyaret etmek istiyor demiş. Anladığım kadarıyla Hafter'in adamlarıyla biz bir yerde Bingazi'de herhalde buluşacağız. Hatta şöyle de bir dedikodu çıkmış. Türkiye Bingazi'deki konsolosluğunu, başkonsolosluğunu açacak diye. Yani bu bunca zaman çatıştığımız unsurlar ile bir mutabakata gidiyoruz. Bu arada kurtardığımız unsurların bize bakış açısında ne var? Pirince giderken evdeki bulgurdan mı oluyoruz? O ayrı bir tartışma konusu. Bu arada yine İtalyan medyasında Dibey ve Hafter uzlaşması çerçevesinde atılacak adımlarla ilgili de bir senaryo. Akila Salih 30 uzmandan oluşan bir anayasa komisyonu kuracak. Devamında önümüzdeki Haziran ayı civarında bu hazırlanacak anayasa bir referandumla kabul edildikten sonra o anayasaya uygun yine aynı meclisten bir seçim kanunu çıkacak. Ve bu seçim kanunu çerçevesinde de ülke bir seçime gidecek. Bu arada Abdülhamit Dibey Bey de Trablus'taki varlığını korumaya devam edecek. Çünkü esasında 24 Aralık'ta seçimin yapılmamasıyla beraber 25 Aralık günü itibariyle seçim yapması koşuluyla hazırlanmış olan bu geçiş hükümetinin görev süresi fiilen dolmuştu. Ama anladığımız kadarıyla Dibey Bey bu göreve Akila Salih'le varılan anlaşmalar çerçevesinde devam edecek ve sonuçta da Libya'nın başına biri geçecek. Evet, yani bunun sonucunda Libya'nın başına biri geçecek, bir seçim yapılacak ve o seçimin sonucunda da bu ülkenin başına biri gelecek. O kim?
Ve bu uzlaşma çerçevesinde kim cumhurbaşkanı olacak, kim başbakan olacak, nasıl bir bölünme ve parçalanma içinde, bu ayrı bir konu. Şimdi gelinen nokta, Merkez Bankası'nı birleştirmeye çalışıyorlar ama Libya'da hala iki tane ordu Sirte-Cufra hattında duruyor. Bir de o orduların içinde bir üçüncü ordu olarak da Rus ordusu, yani Wagner, petrol bölgelerindeki varlığını sürdürüyor. Böyle bir ortam. Acil analiz yapmak istemiyorum bu ortamla ilgili olarak ama gelişmelerden endişe duyduğumu ifade etmek isteyebilirim. Çünkü biz orada bütün bir bölgenin kaderini değiştirecek çok büyük bir askeri başarı sağladık. Ama ne yazık ki Türkiye'nin sistemi, özellikle iş çevrelerinin gelişmelere soğuk bakışı ve nedense artık hangi neden, hangi saiklerle, yani burada hep söyledim, hep söyledim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası vesaire, yani bir heyet bile gitmedi. Askerimizi orada yalnız bıraktık. Diplomatik açıdan da işte sonuçta Birleşik Arap Emirlikleri'nin zemininde belli bir yere işimizi oturtmaya çalışıyoruz. Geleceğin ülkelerinden biriydi Libya. Bakacağız.